Merhaba Gözde. Merhaba Burcu. Bugün uzun bir aradan sonra tatlı bir atölye için seninle yine birlikteyiz. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Bugün seçtiğim kitabı aslında çok iyi biliyorsun. Türkiye İş Bankası Müzesi için birlikte hazırladığımız bir kitap. Yekta Kopan yazdı. Sen resimledin. Ben de editörlüğünü yaptım. Efe ile Defne'nin maceraları Fil Biblosu'nun başına neler geldi? Kitabımı da hemen gösteriyorum burada. Kitapta İstanbul'da yaşayan Efe ve Defne adlı ikiz kardeşler var. Onlar dikkatsizlik sonucu bir kaza yaşıyorlar. Çok da üzülüyorlar. Sonra da babaları onlara yardım ediyor. Diyor ki yani bir çözüm sunuyor onlara. Bunu yapabilmek için de birlikte Eminönü'ne gidiyorlar. Eminönü'nde gitmek istedikleri yere varmadan önce Türkiye İş Bankası Müzesi'nin önünden geçiyorlar. Hemen müzenin içine giriyorlar, katları geziyorlar, salonları geziyorlar, sergilenen belgelere bakıyorlar, nesnelere bakıyorlar. Tutumlulukla ilgili pek çok şey öğreniyorlar. Çocuklar müzeden gerçekten çok etkileniyor. Ama kitabın tamamını anlatmayacağım çünkü o zaman sürprizli bozulacak. Kitabın sonunda oynayalım, eğlenelim diye bir bölüm var. Burada tutumlu olmakla ilgili testler, oyunlar, bulmacalar var. Bu da bu kitabı okuyanlara da tutumlu olmakla ilgili fikirler verecek bir bölüm. Kitabımız böyle. Peki acaba bugün atölyede ne yapacağız? Harika. Bugün atölyede birlikte bir süs yapacağız ve bu süs de bir fil biblosu olacak. Nasıl geliyor kulağa? Harika. Başlayalım mı hemen o zaman? Tamam, hemen başlayalım. Süper. Önce malzemeleri söyleyerek başlayabilirim. Bir tane kağıdımız var. Bunu fil çizeceğiz. Bu herhangi bir kağıt olabilir. Sonrasında iki tane şeffaf kağıdımız var. Bu şeffaf kağıtlar yaklaşık A4 boyutunda diye düşünebilirsiniz. Bir kısmını kullanacağız. İçinin görünmesi süsümüz için önemli. Bu sebeple şeffaf istedim. İki tane böyle ekstra renkli kağıtlarım var. Biraz süslemek için kullanacağız filimizi. Zaten birazdan adım adım ilerlerken de bu kağıtları kullandığımızda çok süslü, rengarenk bir filimiz olacak. İki tane çubuğumuz var. Bunlar filimizin ayaklarından sabitleyeceğimiz çubuklar. Bunun yanı sıra şeffaf bantımız var, delgecimiz var ve makas ve mum yapıştırıcımız var. Aynı zamanda her zaman olduğu gibi boyalarımız da bizimle. Süper. Hepsi benim de yanımda olan malzemeler. Hadi hemen başlayalım o Harika, zaman. hemen başlayalım. Şimdi öncelikle filimizi çizerek başlayacağız. Şöyle bir hemen kağıdımı önüme alayım. Herhangi bir kalem kullanabilirsiniz. Ben böyle koyu renk bir kalem kullanıyorum. Ekranımda size de kolay gösterebilmek adına. Ve filimizi çizmeye başlıyoruz. Öncelikle filimizin hortumunu çizerek başlıyoruz. Böyle daha küçük eskizler yaparak, karalayarak da yapabilirsiniz. Ben böyle gelişi güzel bir çizim yapıyorum. Şöyle. Tamam. Bakın filmin bir ayağını yaptım. Masa gibi düşünebilirsiniz aslında. Ve sonra masayı bitirmeden hortumuna geçeceğim. Bu da hortumu. Aslında basit bir fil şekli oldu. Şimdi bu şekle, bu şeffaf kağıtlarımı aktararak, şeffaf kağıtlarımı keserek aslında filmi hazırlamış olacağım. Ve filmin detaylarını, gözünü ve kulağını ve hortumundaki çizgileri ya da daha fazla istediğim detayı bu şeffaf kağıtlar üzerinde yapacağım. Şimdi öncelikle şeffaf kağıdımı alıyorum. Bu kağıdımı fili çizdiğim kağıdımın üzerine koyuyorum ve çizerek tekrar üzerinden geçiyorum şeffaf kağıdıma. Çok bastırarak yapmanızı öneririm ki kağıdımızda çok fazla büyük bir iz kalmasın. Ama daha sonra silerek de aslında bu izi götürebilirsiniz. Bakın şöyle artık şeffaf kağıdımda
Pilim hazır ve diğer şeffaf kağıdımı da üzerine koyarak ikisini aynı anda bu fil şeklinde keseceğim. Dilerseniz diğer şeffaf kağıdı da yine bu fili önceden çizdiğimiz filin üzerine koyarak takip ederek çizgileri geçebilir ve o şekilde ayrı ayrı da kesebilirsiniz. Eğer iki kağıdı üst üste koyup keserken zorluk yaşarsanız o da bir çözüm olabilir. Şimdi ben... Evet, ben çizerek yapıyorum şu anda. Tamam, o da bir yöntem olabilir. Ben böyle iki kağıdı dikkatlice tutup kesiyorum. Kuyruğunu sonradan mı yapıştıracağız? Evet, kuyruğunu sonradan yapıştıracağız. Hatta kulağını da sonradan yapıştıracağız. Evet, aslında doğru. Az önce bu gösterdiğim kırmızı ve mavi bendeki kağıtların o renkti. O kağıtları filimize o şekilde kuyruk ve kulak süslemeleri için kullanacağız diye düşünebilirsiniz. Yani o renkleri aslında siz kendiniz istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Burada en önemli şey sadece bu kağıtların şeffaf olması. Çünkü süs kumbaramızın içine atacağımız süs paralarımız bu şeffaf kağıtlardan görünüyor olacak böylelikle. Harikaymış. Bu arada müzeyi ben görmüştüm ve harika kumbaralar var. Eski kumbaraları görmek gerçekten çok şaşırtıcıydı. Evet. Ayrıca bir sürü belge, nesne, damgalar, daktilolar, bir sürü şey var. Çok güzel bir müze. Evet, ben de İstanbul'dayken gitmiştim bu arada. Ben de hatırlıyorum gördüğümü. Oldukça güzel böyle eskiden bu zamana nasıl neler değişmiş onları görmek, gözlemlemek adına da kesinlikle çok güzel. Filmi kesmeye devam Bizim kitabımızı merak edenler ve edinmek isteyenler müze ziyaretleri sırasında kitabı müzeden isteyebilirler, oradan edinebilirler. Bakalım Efe ile Defne'nin maceralarını sevecek misiniz? Evet, eğer beğenirseniz, okursanız, elinize ulaşırsa lütfen bize de fotoğraf gönderin. Evet, şimdi aslında şeffafları kestikten sonra kartondaki fili de mi keseceğiz? Yani üç filimiz olacak, öyle mi? Öyle mi yapalım? Hayır, aslında iki filimiz olacak. Kartondaki filimizi kesmeyeceğiz. Bu iki şeffaf fili birbirine yapıştıracağız. Böylelikle iki taraftan da şeffaf olan bir filimiz olacak. Şöyle bakın, iki tane film oldu. Yani bunu patron olarak kullandık evet. Aslında kağıda çizdiğimiz. Evet, onu desen olarak kullandık. Desenimizi yaratmak için kullandık. Şimdi anladım. Bu filimizi daha da sevimli bir hale getireceğiz. Evet, şimdi filimize aslında kulak ve kuyruk kesebiliriz öncelikle. Bu iki taraftan da görebileceğimiz bir süs olduğu için iki tane kulak kesiyorum. İki tarafına da yapıştırıyor olacağız. Kulakları içinde şöyle bir kağıt, bir dergiden kestiğim bir kağıdı kullanacağım. Şöyle ikiye bölüyorum. Bakın şöyle bir boyutta kağıdımı yuvarlayarak kocaman bir fil kulağı yapıyorum. Ucuna da yapıştıracak bir alan bıraktım. Bakın şöyle bir istiridye gibi düşünebilirsiniz. Burayı kıvıracağım ve buradan yapıştıracağım. Yani aslında filimin kulağı bu şekilde olacak. Süper. Tamam. Şimdi bunu şöyle size tekrar koyayım görmeniz adına. Ben diğerini kesiyorum o sırada. Şöyle yine bir istiridye kabuğu gibi. Daha büyük fil kulakları isterseniz daha büyük kağıtlar kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben kırmızı kullandım ama siz istediğiniz rengi yine kullanabilirsiniz. Bakın
Şöyle iki tane kağıt kestim. Bunlar bizim filimizin kulakları olacak. Henüz yapıştırmayacağım. Bekliyorum. Bir de kuyruk keseyim o sırada. Bunların hepsini de sonradan yapıştıracağım. Kuyruğu içinde şöyle kalan kağıdımı yine keseceğim. Bakın şöyle gelişi güzel bir kesim yapacağım kuyruğu için. Siz de böyle istediğiniz gibi bir şekil ya da dümdüz bir çizgi halinde de olabilir. Kesebilirsiniz. Biraz daha inceleteceğim ama bakın şöyle bir şekil yaptım. Böyle. Benimki de böyle bir şekil oldu. Harika. Çok güzel ve sarı olmuş seninki de. Bazen böyle renkli kağıtlarıma yazılar da bırakarak kullanıyorum. Böyle çok güzel oluyor. Güzel kolajlar elde ediyorum böylece. Kağıdımın böyle yazılı bir kısmını kullandım. Biraz daha incelttim şöyle. Ve bu da filmin kuyruğu olacak. Kuyruk tek bir tane olduğu için tek bir tarafa koyacağız. Ama iki taraftan da görünüyor olacak. Tamam. Ve filmi bu iki taraftaki bu şeffaf kağıtları yapıştıracağım. Ama yapıştırırken önemli olan bir noktadan açık bırakacağım. Orayı yapıştırmayacağım ki oradan süs paralarımı içeri atabileyim. Bu yapıştırma işlemini ritle yapabilirim. Şöyle özellikle hortumuna ve ayaklarına bolca sürebilirsiniz. Çünkü oraları düzgün yapıştırabilirsek filimiz sağlam durabilir. Şöyle mum yapıştırıcımı bolca sürüyorum. Herhangi bir yerinden açılmaması önemli. Çünkü delgecimizle küçük paracıklar yapacağız. Süs paracıklar ve bunların bu aralardan düşmemesi, dökülmemesi çok önemli. Şöyle bolca yapıştırıyorum. Bir de bunu yaparken aynı zamanda aslında bazı yerlerde şeffaf bant da kullanabilirsiniz. Ya da renkli bant da kullanabilirsiniz eğer filinizin renkli olmasını istiyorsanız. Olmasını istiyorsanız. Ve şöyle filmi yapıştırıyorum. Yapıştırdım. İki taraftan da böyle yapışkanlı bir fil oldu ve bakın üstü açık. Üstünü hala açık bırakıyorum. Çünkü buradan dediğim gibi paralarımı, süs paralarımı koyacağım. Ve süs paralarımı koyup üstünü kapattıktan sonra filimi bu çubuklara takacağım. Ve tabii ki öncelikle kulaklarını ve kuyruğunu yapıştıracağım. Şimdi biraz daha o zaman süs para yapalım birlikte. Neler yapabiliriz? Şöyle aldım. Kağıttan şöyle biraz küçük dikdörtgenler kesiyorum. Şöyle 3 tane kesmem yeterli. İsterseniz eğer bunun üzerine mesela TL yazabiliriz. Mesela bir yuvarlak çizebiliriz. Böyle bir para görüntüsü. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şöyle 3 tane kağıt param oldu. Bir de delgeçimle biraz küçük noktacıklar. Yani bozuk paralar şöyle hazırlayacağım. Bunu da istediğiniz renklerde seçebilirsiniz ya da istediğiniz desenlerde. Hatta yaldızlı kağıt da belki kullanılabilir. Evet, yaldızlı kağıt da olabilir, rengarenk kağıtlar da olabilir. Şöyle bakın. Delgeçimin ben yine altına sarı yapıyorum paralarımı. Şöyle.
Az önce kalan kırmızı kağıdımdan da yapayım biraz. Biraz böyle içini renkli doldurayım. Evet. İstediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz bunu. Ben bir yerde duracağım artık. Noktacık yapmayı artık bırakıyorum. Size gösteriyorum şimdi. Bakın şöyle süs paralarım var. Filmin içine koyabileceğim. Şimdi süs paralarım birazcık kenarda bekleyebilir. Çünkü ben bir filmin önce yüzünü, gözünü, desenlerini yapmak istiyorum. Bunun için de bu şeffaf kağıdınızın yapısının üzerinde durabilecek bir boyaya ihtiyacınız var. Ben böyle keçeli kalem kullanacağım. Siz de keçeli kalem kullanabilirsiniz ya da kağıdınızın yapısına göre kuru boya da kullanabilirsiniz. Şimdi ben bir göz çiziyorum filme öncelikle. Hatta diğer tarafa da yapayım. Biraz şeffaf olduğu için diğer tarafta da görebiliyorsunuz zaten boyayı. Gördüğünüz için de onun arkasından üstünden geçebilirsiniz. Bakın şöyle hortuma da biraz çizgiler ekliyorum. Sonra şöyle bacaklarına, diz kapaklarına çeşitli desenler yapıyorum. İsterseniz tırnaklarını yapabilirsiniz. Kocaman. Ve diğer tarafı da aynı desenleri yapıyorum. Şöyle. İsterseniz tek tarafta bir şeffaf kağıt kullanıp diğer tarafta renkli bir kağıt da kullanabilirsiniz. Böylelikle ama filminizin bir tarafı desenli ya da o renkli kağıt şeklinde olur. Diğer tarafı da şeffaf olur. Yine içinde süs paralarımız görünebilir. Bunu yaptıktan sonra filimizin kulaklarını ve kuyruğunu da yapıştırıyoruz. Bunun için de mum yapıştırıcımla şöyle filmin kulaklarını yapıştırıyorum. Bakın birincisi yapıştırıldı. Çok tatlı oldu. Şimdi ikincisini de yapıştırıyorum. Bu kıvırma payları ile çok kolay yapışıyor. Ve böyle olduğu için de kulakları hareket edebiliyor. Ben o yüzden böyle kıvırarak yapıştırmayı çok seviyorum. Normalde de böyle bir şekil kesip yapıştırabilirsiniz. O kıvırma payını bırakmazsanız. Ama bakın filmimiz şu anda böyle iki taraftan böyle görünüyor. Gördüğünüz şekilde. Kuyruğunu da hemen şöyle yapıştıracağım. Hatta kuyruğunu iki kağıdın arasına bile şöyle koyabilirim. O zaman daha bile sağlam durabilir. Onu da hemen mum yapıştırıcıyla şöyle yapayım. Bakın şöyle iki kağıdımın arasına koydum kuyruğumu. Böylelikle iki kağıdımın arasında iki tarafı da şöyle bu tarafta da başka bir renk ve desen var. Buradan da filmin görüntüsü bu. Şimdi yapmamız gereken şey bir öncelikle yapıştırdığım yerleri bir kontrol ediyorum ki içine koyduğum şeyler dökülmesin diye. Bakıyorum hortumu çok sağlam olmuş. Bacakları da sağlam görünüyor. Şurada bir açıklık var. Hemen orayı yapıştırayım. Evet, burayı da tekrar yapıştırıyorum. Şöyle sabit. Eğer dediğim gibi emin olmazsanız nereyi yapıştırdığınız konusunda şeffaf bant ile de bakın şöyle bir göstereyim size. Özellikle gövde kısmından büyük olduğu için çok dökülebilir. O yüzden şöyle bakın bir tarafından şeffaf bantı koyup arka tarafından da kıvırarak aslında orayı sağlamlaştırabilirsiniz. İşte bakın böyle. Filimiz aslında hazır. Şimdi bir sonraki adım olan süs paralarımızı içine atma adımı. Bakın filmin üstü açık. Buradan bu süs paraları içine koyacağım. Şöyle.
bir alan açayım kendime. Hemen. Hiç ne kadar? Ne kadar fazla böyle kağıt keserseniz ve renkli ya da süslü olursa o kadar da renkli olacak filimiz. Bakın şimdi bizim filimizin içinde böyle bu kadar paramız oldu. Şimdi bir sonraki adım olarak da üstünü yine mum yapıştırıcı ile yapıştırabilirsiniz. Ya da az önce yaptığımız gibi bantla yapabilirsiniz. Ben şimdilik bantla yapacağım çünkü daha sonra içine tekrar kağıt kesip koymak istiyorum. Film daha hareketli ve renkli olsun diye. Şimdilik bantla şöyle keseyim ve yapıştırayım. Sonradan filmin içini tekrar dolduracağım. Benimki de sarı kulaklı bir fil oldu Çok güzel. değil Olmuş. Kuyruğu da çok güzel olmuş. mi? Süper. Evet, biraz farklı yapıştırmıştım ama elim çarpmış herhalde farklı şekilde. Kurumuş, onu düzelteyim. Biraz aşağıya doğru olsun. İçini doldurmaya çalışırken. Çok Evet, böyle. tatlı olmuş. Evet, aslında hazır gibi filimiz. Son aşaması olan iki tane çubuğumuzu da filimize takma aşamamız. Bunları da dilerseniz bir bantla yapıştırdıysanız aradan şöyle bu iki kağıdın arasına kuyruk gibi sokabilirsiniz. Ama ben mum yapıştırıcı kullandığım için böyle filmin bacaklarının üzerine takacağım bu çubukları. Burada. Şeffaf bant kullanıyoruz o zaman Evet, tabii. şimdi içinde Evet. şeffaf bant kullanacağım. Şeffaf bantla çubukları sabitleyeceğim. Tatlı oldu. Harika. Çubuklarımızı eğer çok renksiz bulursanız, biraz süslemek isterseniz onları da boyayabilirsiniz. Ya da onların üzerinden de değişik desenli bantlarınız varsa onları takarak aslında biraz daha renk katabilirsiniz filmize. Evet ve şöyle gösteriyorum. Çok güzel oldu Gözde. Taraftan görüşürüz. Teşekkür ederiz. O zaman kitabımı tekrar elime alayım ve bugün Efe ile Defne'nin maceraları fil bilgisinin başına neler geldi adlı bu kitabı konuştuk ve bir fil süs yaptık. Bunu kalemliğinize ya da evdeki bir çiçeğin toprağına batırarak kullanabilirsiniz. Bir vazoya koyabilirsiniz. Hatta sallayabilirsiniz. Böyle Evet. sallanınca içindeki süsler de sallanıyor. Sana çok teşekkür ederiz bu atölye Ben için. çok teşekkür ederim. Bay Bir başka atölyede görüşmek üzere. bay. Hoşça kal. Bay bay.